Robin Hood isimli haydudu hepiniz duymuşsunuzdur. Kendisi aslında bir yağmacı. Ama herkes onu zenginden alıp fakire veren bir kahraman olarak tanıyor. Bu sadece fakirleri sevindirmek için uydurulmuş bir hikaye. Düşünsenize, yıllarca çalışmışsınız, aklınızı kullanmışsınız, şansınız yaver gitmiş ve zengin olmuşsunuz. Sonra bir adam gelip kazancınıza el koyuyor ve hiçbir şey yapmamalarına rağmen fakirlere dağıtıyor. Ne kadar da adaletli. Bunlar hep kandırmaca. Dünyanın her yerinde fakirler bu hikayeleri dinleyip biri zenginden çalsın da bize getirsin diye kahraman yolu gözlüyorlar. Hiç kimse senin için kılını kıpırdatmaz. Eğer senin olduğunu düşündüğün bir şey varsa git kendin al. Robin Hood'dan medet ummakla kraldan medet ummak arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Herkes kendi hakkını kendi aramaz. Kendi hesabını kendi sormazsa Robin Hood yeni kral olur. Yaman Beyciğim. Kudret. Kudret değil. Artık Kudrettin. Sayenizde çok değiştim Yaman Beyciğim. Adeta yeniden doğdum. Seni... Geçmişe bir sünger çekelim demeyi çok isterdim. Aa, bu arada
Hamamda odama izin almadan girmen hiç yakışmadı. Ya çıplak olsaydım? Ya aramızda bir şeyler yaşansaydı? Abi bu ne sıcak ya. Ne oğlum sen ne mutsuz herifsin lan. Yazı sıcaktan yakınır, kışın soğuktan yakınır. Komiserim, klimalı odada çalışıyorsunuz. Daha ne olsun? O sensin Elçin. Bir anons gelir, bir soğuk dışarıda. Bir suya mı girsek lan? Ne yapacağız? İzin mi alacağız? Suya girmek için izin mi alınır oğlum? He. Nereye kayboldu la bu adam? 4 aydır tık yok. Öldü kaldı mı acaba bir yerde? Ölse ölüsünü bulurduk. Gözlükten bir şey çıktı mı? Sormadım ki. Bugün bir soralım. İyi bakalım. Belli belli. Horul horul çalışıyorlar. Arkadaşlar, polis baş müfettişi Erkan Tanrıkulu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş gelmedim arkadaşlar. 24 günde 7 cinayet işlendi. Üzerinden 4 ay geçti. Sabırla bekledik. Ama sonuç? Efendim, toplantı odasına geçelim isterseniz. Yok, burada devam edelim. Bana bir sandalye verin bakalım. Burası rahat görünüyor. Buyurun efendim. Rahattır. İzninizle. Anlatın bakalım. İyi de nasıl? Aman Yaman Beyciğim. Sanki beni hiç tanımıyorsun. Sürprizlerle doluyum. Bilirsin. Bakma öyle. Öncelikle bir teşekkür et. Sana 4 aydır gözüm gibi bakıyorum. Neden? Sen bana neden bakasın ki? Niye bakmayayım ki? Bizim seninle bir hukukumuz var Yaman Beyciğim. Hem insan tek başına maç yapamaz ki. Keyifli olmaz. Biz seninle ne güzel top oynuyorduk. Sen bir gol attın. Maç bitti sandın. Efendim, kurbanlar arasında hiçbir bağlantı yok. Sizin bulabildiğiniz bir bağlantı yok. Yok efendim, bağlantı olsa bulurduk. Çok alakasız insanlar. Devam edin. İlk cinayette taciz ve tecavüzden sabıkası kabarık Ekrem Duman. Raporda görgü tanığı beni tecavüzden kurtardı diyor. İşte orası çok ilginç efendim. Bu Ekrem Duman'ın olay yeri incelemesinde fermuar açık, tatbikata hazır bir vaziyette öldürüldüğü kesin. Yani kız yalan söylüyor. Neydi adı? Özgecan efendim. Yalan söylüyor öyle mi? Belki de birini koruyor. Adam bunu bu tecavüzcüden kurtardıysa, o da adamı korumak için yalan söylüyor olabilir. İyi de müdürüm, korumaya çalıştığı adamın niye robot resmini çizdirsin? Bize Yeşilçam artistinin ilk eşkalini veren bu kız. Adres şaşırtmak için. Aman efendim kimler gelmiş. Kusura bakmayın Sayın Başmüfettişim. Şimdi haberim oldu. Ben Asayiş Başkomiseri Levent Durdu. Dışarıda bir asayiş vakası vardı da.
İyi bari büroda çalışan birini bulduk. Hoş gördük başkomiserim. Efendim geçebilir miyim? Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Müdürüm saygılar. Devam edelim. Şimdi sana bir şey göstereceğim. Eserinle övünebilirsin Yaman Beyciğim. Nasıl yaptın Kudret Bey? Nasıl kurtuldun? Acele etme. Hepsini anlatacağım. Bu arada silah kullanmaya başlamışsın. Her zaman söylemişimdir. Rakibin kendini geliştiriyorsa sen de gelişmek zorunda kalırsın. Sendeki bu ilerleme beni ziyadesiyle memnun etti Yaman Beyciğim. Yani birinci cinayette bir tecavüzcü, ikincisinde mafyavari bir bar sahibi. Kudret Kın efendim. Üçüncü cinayette kızları ağına düşüren şantajcı gençler. Dördüncü cinayette köpekleri zehirleyen bir adam. Ve sonuncusu bir tacizci. Doğrudur efendim. Adli tıp raporları ne diyor? Efendim adamımız bu. Adli tıptan gelen tüm bulgular bunu doğruluyor. Tanıkların robot resimleri, güvenlik kamerası görüntüleri. Hepsi aynı adam. Ama adamın hiçbir veri tabanında kaydı yok. Kimdir nedir hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz. Elimizde hiç delil yok mu? Efendim son cinayet mahallinde bir gözlük bulduk. Ceviz var efendim. İki tane. Efendim, Kudret Kın cinayetinde maktulün başında iki tane ceviz bulduk. Karganın hikayesini hatırladın mı? Hayır. Aa! Nasıl unutursun? Bizim orada karga önce cevizi ağzına alır bir bakarmış. Bu ceviz bu götten çıkar mı diye. Hatırladın mı şimdi? Nasıl unuturum? Bizim orada bir laf vardır. Derler ki karga cevizi yemeden önce bir ağzını alır bakarmış ki bu ceviz bu götten çıkar mı? Senin ceviz benim götten çıkmadı. Ben götümü yapabileceklerini ispat ettim. Şimdi sıra senin götünde. Amına çaktım. Ama takdir ettim. Götünün yapabileceklerini ispatladın. Şimdi sıra sende mi? Aşk olsun. Seni polisin elinden kurtardım ben Yaman Beyciğim. Polisin mi? Gözlükten bir şey çıktı mı? Efendim Noel Baba kılığında olduğu için gerçek gözlüğü değil. Aksesuar amaçlı. Ama yine de bilirkişiye gönderdik. Bugün sonuç alacağız. Gözlük 40 yıllık efendim. Ondan uzun sürdü biraz. Yine de çok uzun sürmüş beyler. Efendim kriminal incelemeden 2 ayda döndü. Sonra da biz bilirkişiye verdik. Elimizdeki en ilginç durum adam cinayete giderken Yeşilçam karakterleri gibi giyiniyor. Ne anlatmak istiyor acaba? Efendim isterseniz bir yemek yiyelim öyle devam edelim. Olur müdürüm yiyelim. Buyurun. Vallahi ilginç adamsın Yaman Beyciğim. Noel Baba nereden aklına geldi? Bunca yıllık katilim böyle cinayet görmedim. İşte ülkemize böyle yetenekli, yaratıcı insanlar lazım. Ama kıymet bilmiyoruz.
Polise kalsa seni oradan alır götürürdü. Ama ben izin verir miyim? Asla. Maçımızı bozmalarına izin vermem. Benim orada olduğumu nereden biliyordun? Ölü adamın dolaşmasına şaşırmıyorsun da seni bulmasına mı şaşırıyorsun? Köpekler gibi merak ediyorsun Yaman. Öldür beni Kudret. Biliyorsun. Hayatta bırakırsan ben seni öldürürüm. Zıttır lan yavşak! Bir adam daha kaç defa ölür? Neyi öldüreceksin lan? Ben morg kasasında uyandım Yaman Efendi. Buz gibi bir tenekede. Çıplak, ölü, terk edilmiş bir adamdım. Ben maçı 90. dakikada uzattım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor Yaman Beyciğim. Ama sen kolay öldürüyorsun Kudret Bey. Sen de hiç fena değilsin. Kendini küçümseme. Favorim ne biliyor musun? O adamın ağzına zehirli mamayı teptin ya. Ona bayıldım. Neden? Çünkü etek sana çok yakışmıştı, Yaman Beyciğim. Beni bu kadar yakından takip etmen gözlerimi yaşarttı Kudret Bey. Aşk olsun. Tabii ki takip edeceğim. Rakibini boş bırakırsan küme düşersin. Peki. Anlat bakalım. Ne istiyorsun?
ölüme tanık olmakla ölümü yaşamak arasında çok fark var Yaman Beyciğim. Sen ölüme tanık oldun. Ben... Abi ben doktor çağırıyorum. Bekle. Buyur abi. Kudret Kın öldü. Abi. Kudret Kın öldü dedim. Bana Yurdaer'i çağır. Tamam abi. Bedo! Buyur abi. Aç kalın. Uykusuz kalın. Geberin. Ama ben Uğur'uz bu çocuğunu bulun. Hiçbir şey yapmayın. Bulu ve takip edin. Maç daha bitmedi. Tamam abi. Ne acılar çekmişsin be Kudret Bey. Geç dalganı sen geç. Ölmenin güzel tarafları da var Yaman Beyciğim. 21 tane barın varsa yüklüce bir vergi borcun da oluyor. Ama öldüysen borç yok. Ben aslında yo. Ne dersiniz? Müdürüm, adam kaçmıyor. Biz yakalayamıyoruz. Aynen sayın müfettiş. Erkan yeter. Aman efendim. Lütfen. Sizin ne kadar değerli bir teşkilat mensubu olduğunuzu biliyorum Selahattin Bey. Teşekkür ederim Erkan Bey. Ne diyordunuz? Adam şehir efsanesi oldu. Herkes robot resmini biliyor. İstediği deliğe girip adam öldürüyor ama kimliği yok. Telefon dinlemelerinde hiçbir iz yok. İlçeye giren çıkan yollarda 24 saat çevirme var. İlçedeki tüm bankalardaki büyük değişimler gözlem altında. Öyle bir hareket de yok. Peki öldüreceği adamları nasıl buluyor? Pardon. Müdürüm rahatsız ettim. Efendim Levent. Bir asayiş vakası var. Hemen dönmeyecekseniz Ejder'le Bahadır'ı göndereceğim. Diğer ekipleri göndersinler. Müdürüm, diğer ekipleri Ören'deki paraşüt şenliğinin açılışına gönderdim. Destek istemişlerdi ya. İzniniz olursa ben de oraya geçeceğim. Anladım. Peki, tamam gitsinler. Ben durumu izah ederim. Erkan Bey... Önce görev Selahattin Bey. Ben daha buradayım. Müdürüm. Dibimize kadar giriyorlar Erkan Bey. Hoş bulduk. Çay söyleyeyim mi?
Hasan Basri, üzerimizde büyük baskı var. Bir şey çıktı mı gözlükten? Bilir kişi de bugün sonuç alırız dedik. Şimdi komiserim, kayıt defterine ulaşmam biraz zaman aldı. Gözlük 39 senelik. Bizden alınmış. Zaten 40 sene önce ilçede bizden başka gözlükçü yoktu. Kimin olduğunu bulabildik mi? Bulduk. Nasıl bulduk? O kadar kolay mı ya? Bulalım diye bırakmadınız mı komiserim? Öyle de. Bu gözlüğün faturası. Biraz silik ama büyütüp okuduk. Gözlük Faik Kamil Develi diye birisinin. Faik Kamil Develi. Gözlük zamanın iyi gözlüklerinden. Hali vakti yerinde birisi almış olmalı. Dedeme sordum, hatırlayamadı. Babam faturayı kesmiş ama o da çıkaramadı. Sülalecek seferber oldunuz, yine de çıkaramadınız desene. 39 sene önce ne yapıyordunuz komiserim? Nasıl? Portakalda vitamindi daha abisi. Cemiyet hayatına sonradan atıldı. Hadi lan. Vallahi komiserim, size vereceğim en önemli bilgi, o dönem bu gözlüğü alan kişi varlıklı birisiymiş. Merkez 4880. 4880 merkez, dinliyorum. Bir intihar vakası var, derhal intikal etmeniz lazım. 4880 merkez, anlaşıldı, tamam. Hasan Basri, sağ ol. Bir şey olursa, yeni bir şey, haber et. Tamam komiserim, kolay gelsin. Eyvallah. Buyurun komiser. Elçin, not et. Faik Kamil Develi. Evet komiserim. Yedi ceddinin bilgisini istiyorum. Soy ağacını çıkar, geçmiş, gelecek. Ne bulursam. Tapu, kadastro, ne varsa. Hemen komiserim. Bir şey ulaşır ulaşmaz ararım. Her yaz geldiğinde aynı terane. Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatı yapan bir çeteyi çökertmiştik. Şu meşhur yılbaşı olayı. Evet. O gündür düzenli tehdit ederler. Peki neyi düşünecekmişsiniz? Rüşvet teklif ediyorlar. Kabul etmezsem üzülürmüş. Çok özür dilerim. Efendim? Ağzına süreceğin peçeteye kadar ulaşıyoruz müdür bey. Aferin sana. Tuvalet kağıdımı da kontrol edeyim mi? Şimdilik götünden kan almayı düşünmüyoruz. Müdür bey, inat etmenin faydası yok. 2 milyon dolar güzel para. Gel kabul et. Ben doları kaçta çarpacağımı bile bilmem. Şerefsiz köpek. Ama sana nasıl çarpacağımı çok iyi biliyorum. Peki müdür bey, sen bilirsin. Müdürüm. Ben alıştım Erkan Bey, bir şey çıkmaz. 4 senedir boş tehditler. Yine de kapatalım burayı. Giriş çıkışları durduralım. Kameralara bir bakalım. Bu peçete bu masaya nasıl gelir? Ne cesaret? Sana bir şey soracağım Kudret Bey. Öldürürken ne hissediyorsun? Vallahi ben senin kadar eğlenmiyorum Yaman Beyciğim. Öyle kostümler falan. Bir şey hissetmiyorum galiba. Ben kendimi durduramıyorum Kudret Bey. Biri öldüğü zaman cenazesinde helal olsun derler ya. Ama içlerinden biri fazla bağırır. Ben birini öldürdüğümde içimden bir ses bağırarak bana helal olsun diyor. İyi. Git öldür o zaman. Ben toparlandım Yaman Beyciğim. Yaralarımı sardım. 4 aydır yatıyorsun. Sen de toparlan, maç başlasın. Bana ne yaptın Kudret?
4 ay boyunca bana ne yaptın? Uyandı mı? Geçmiş olsun. Nuray gelmezse atarım kendimi. Yaklaşmayın. Bu sefer o iki polis var ya, onlar gelirse de atarım. Ey ahali, inanmayın. Atmaz bu kendini. Bu kaçıncı? Boşuna beklemeyin. Şemsi, sen de pis bir adam çıktın ya. Oğlum, arasana ablanı. Gel desene. 6 aydır uğraşıyorum. Pişmanım. Enişte, yalancısın sen. İşte öyle denmez. Ayıp. Ya yine mi sen? Çete misiniz siz be? Çeteyiz. Enişte çetesi. Her insan hata yapabilir canım kardeşim. Affet. Helal. Eniştelerin kralı. Affetmek mi? Asla. O benim ablamı günlerce ağlattı. Affetmezsen ben de kendimi atarım. Atarsan at. Peki. Hayda. Kardeşim bir sakin ol. Niye gaza geldin ya? Erişte dayanışması. Nuray, beni düşünmüyorsan bu adamı düşün. Abi, çocuk var mı? Oğlum var. Bak, oğlu da varmış. Yazık adama. Yazık bana. Enişte, boşuna acındırma kendini. Bana mı dedi, sana mı dedi? Bana herhalde. Atlayacaksanız atlayın. Peki o zaman. Bunu sen istedin. Atlıyorum. Ana. Ana atladı yala. Nuray'ına da sana da. Ben sana dedim geç kalacağız ya. Abi ben ne bileyim bunların bu kadar zor giyeceğini. İlla bir atraksiyon vardır. Normal gidip alalım işte. Ya normal gitsek adam bizi tanır diye şey. Tanırdım doğru. Bak. Hayır enişte sana ne oluyor? Sen niye atıyorsun kendini? Yenge bebeden mi kovdu yoksa? Yok. Benimkisi enişte dayanışması. ...4880 merkez. İntihar vakası tamam, adam aldık. Şşş! Ne düşünüyor? Seviyorum Bahadır. Saçmalama lan. Yok lan, ciddi ciddi aşık oldum ben. Hadi ya. Kim bu talihsiz? Daha haberi yok. Ama karar verdim, açılacağım. Cevap versin sonra söylerim. Vay Ejda. E sen ciddisin. Helal olsun be. Boşuna dememişler sessizden korkacaksın diye. La bir siktir git ya. Hadi lan. Bakalım. Elimdeki silahlar rol model kesilen mafyalar. Cesareti namluda bulunca toplumda namsalar. Bin virüsten daha tehlikeli cehalet salgını. İyice döndük tablosuna sürreel bir ressamın. Anlıyorum çıkmaz sokak ve her şey bir kör düğüm. Anlamalısın ölüm rüya değil uykuda gördüğüm. Sokak bir sofra kalan en son ekmeğin bölündüğü. İnsanın emeklilik için her günü ömrü gömdüğü. Göçüp gidenlerin ardından döktüğün yaş değer mi? Bu kendini parçalamanın nazik bir adlandırması. Puzzle'ın tüm parçalarını bulmadan vazgeçer misin? Bir gün olsun dolabın
kılığından yakışmayanı giyer gibi. Hedeflerin cirit atarken elindeki hırstan sapan, işe yarayan fakat ne zaman kopacağı belli olmayan, gergin hattaki jonglör karakterin parona yaklaşır. Başarıya varmak zorlaşır zeminle arkadaş olmadan. Her şeyi anlatıyor yüzündeki derinden çizgiler, belirginleşen ifadeler aynada hep somurtuyor. Gün geçmesin ki yanaşmasın etrafına sinsiler. Her şeyin ilacı zaman, istediğinde öyle donmuyor. Sevdiklerinin varlığı bulunmaz birer panzehir, fakat durum öyle ağır ki kapında düşman panzeri. Gün gelir istemezsin yanında sen dahil kimseyi, kafanda muhakeme yek başa tek bilek yeterli mi? Yok ki geri dönüş girdin bu yola. Bakma ardına sakın ola bir daha. Susma dur bu düzenin karşısında. Bir efsane var bu şehrin sokaklarında. Yok ki geri dönüş girdin bu yola. Bakma ardına sakın ola bir daha. Susma dur bu düzenin karşısında. Bir efsane var bu şehrin sokaklarında. Uzun zamandır düşünüyorum. Hatta biraz uzun da düşünmüş olabilirim. Ama bu konular zaten kısa konular değil. Üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken hassas konular. Ömür denilen uzun yolda... Hay senin uzununa! Ne uzattın be oğlum? Söyle artık! Yok anne, ben açılamayacağım. Ejder seni döverim. Oğlum iki saattir ne konuşuyoruz? Hadi. Hazır. Konsangren ol. Ne olayım anne? Konsan... Tamam anne, sus, tamam, ben olurum, tamam. Aferin. Özgüven önemli. Şimdi sana garip gelebilir tabii. Nereden çıktı da diyebilirsin. Ama benim cümlelerim artık ağzıma sığmıyor. Etrafındaki beyaz ışığı gördüğümden beri gözlerim kamaşıyor. Bir bok göremiyorum. Yuh artık. Bok ne oğlum? Anne işte içimden geldiği gibi konuşuyorum. Samimi konuşuyorum. Aşkı ilan edeceksin Ejder. Bok denir mi? Bak o kızı elinden kaçırırsan sana sütümü helal etmem. 3 yaşına kadar emzirdim seni. Bak ona göre. Anne adisyonu çıkar koy da borcumuzu bilelim bari. Gerekirse onu da yaparım. Ben bu kızı gelin istiyorum. Hadi tekrar. Ne denir ki Burcu? Bu hayatta anneni seçemiyorsun. Ama sevdiğin kadını seçebiliyorsun. Ama ben terliği seçebiliyorum Ejder. Ah, anne vurma! Dur! Ay, anne! Yaman! Hadi oğlum uyan! Geç kalacaksın. Bak servis geldi. Oğlum! Kahvaltı hazır oğlum. Gece yatmasını bilmiyorsun, sabah kalkmasını bilmiyorsun. Hadi bakalım. Burada anne 5 dakika daha ya demem gerekiyor sanırım. Baba demeni tercih ederim Yaman Beyciğim. Beni neden bayıltıyorsun Kudret Bey? Ayıkken seni çekemeyeceğimi anladın herhalde. Seni ben bayıltmıyorum sevgili kardeşim. Ben sana kahvaltı hazırlıyorum. Yaman Bey, bu kafanızı çarptığınızdan bu yana 86. bayılışınız. İlk 23 gün hiç uyanmadınız. Geri kalan günlerde belli aralıklarla uyanıp tekrar bayıldınız. Tabii bunları hatırlamıyor olmanız gayet doğal. Yurdayer'in en çok neyini beğeniyorum biliyor musun? Anlayacağımız şekilde konuşuyor. Tıp dilini halka indiriyor. Ne kadar zaman oldu? Tedaviniz 4 aydır sürüyor Yaman Bey. 4 ay mı? Bu çok iyi bir zaman. Difüz aksonal hasarda iyileşme 6. ayda başlayıp uzun yıllar alabiliyor. Siz şu an çok iyi durumdasınız. Neden? Çünkü sana çok iyi baktık Yaman Beyciğim. Hadi kahvaltı hazır. Be
Beslenmeniz önemli Yaman Bey. Seni beslemeye meraklı değilim Yaman Beyciğim. Ben güçsüz rakiple müsabaka yapmayı sevmiyorum. Mehmet bak buralarda olsa çıkardı zaten. Yok Cengiz memur. Kaç gündür görünmedi. Var bir şey. Kesin başına bir şey geldi. Daha ne gelebilir ki? O da doğru. Yok abi bulacağız. Sör! Sör burada mısın? O istese bizi şıp diye bulur da. Yok abi kesin başına bir şey geldi. Ben polis arayacağım. Ben neyim lan? Düdüklü tencere miyim? Bul o zaman Cengiz memur. Yoksa polis ararım. Kedi mi lan bu? Ne diye çağıracağız? Gel pis 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 pis. Sör. Pis pis pis. Efendim. Vallahi onun sesi. Ben sana bulurum dedim oğlum. Sör. Neredesin? Oo, sör yaz sezonunu açmış. Ben sizi klimayı açın demedim mi? Parar sür. Tembeller. Ya nasıl özlemişim ya. Çaycı Mehmet. Söyle kurban oldum söyle. Milyo? Milyo lan. Milyo. Yürüyün. Nereye? Size milyo kahve yapacağım. Bu saatte. Önce bir şeyler yiyelim. Döner lahmacun. Olur lan. Nereden geldi aklına lahmacun? Lahmacun. Peki Kudret Bey nasıl hayatta kaldı? Yürüder kardeşim sayesinde. Estağfurullah abi. Öyle öyle. Sen olmasan nalları dikmiştik. Ama büyük şans abi. Benden ziyade şans. Sen yine de anlatma. Yaman Beyciğim beni hayale sanmaya devam etsin. Merak kötü bir silahtır. İnsanın beynini kemirir durur. Mesela bu gece evinde, rahat yatağında, uyumadan düşünüp duracaksın. Evimde mi? Evet. Sonsuza kadar sana burada bakacak halimiz yok ya. Yaman Beyciğim. Ama merak etme. Gözüm üzerinde. Sen hazırım, toparlandım dediğin gün müsabakamız tekrar başlar. Sen gerçekten manyaksın Kudret Bey. Görüyor musun Yürder? Adamı serbest bırakıyoruz, yine manyak oluyoruz. Yaranılmaz bunların. Peki. Görüşürüz o zaman. Çıkış şu taraftan Yaman Bey. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın gençler. Günaydın yok mu Elçin Hanım? Oo, çocuklarmış. Dokunmayın. Sabah 6'da gelmiş. Günaydın. Buyurun Elçin Hanım. Bu üçüncü kayboldu. Bir sıkıntı olmasın. La oğlum, sıkıntı çıkacaksa niye veriyorsun? Hadi veriyorsun. Niye sıkıntı çıkacak diyorsun? Hadi diyorsun. Niye sırıtıyorsun? Ben sırıtmıyorum ki komiserim. Benim mizacım böyle. Ya sıçtırtma mizacına. Git çay getir. La oğlum, sen doldun mu çocuğu? Bu ne iddet bu Celal? Çok yükseldim değil mi ya? Ne bileyim abi. Günaydın. Günaydın. Müdürüm, kendisi çevrim dışı. Müdürüm, istediğiniz bir şey varsa. Müfettiş Bey geldi mi? Yok müdürüm, gelmedi. Gel Bekir, gel. Günaydın müdürüm. Bekir baba, sivilsin. Yıllık izin mi? Yok komiserim, artık daimi izin diyelim. Müdürüm, emeklilikle ilgili bir imzanızı rica edeceğim. Otur, otur. Hayırlı uğurlu olsun Bekir. Biraz erken oldu ama. Müdürüm, çocuklar azıcık baba görsün. Teşkilata baba olduk ama kendi çocuklarımızı olamadık. Deme öyle. Seni bilen bilir. Kolay mı çocuk okutmak? Dağ gibi adamsın sen. Sağ olun müdürüm. Hayırlı olsun Bekir baba. Darısı başımıza Bekir. Hayırlı olsun. Böyle olmaz ama ya. Yok mu bir veda gecesi falan? Var komiserim. Arkadaşlar tertip etmişler hafta sonu. Oradayız. Baktığın Elçin'e şu anda ulaşılamıyor Bekir baba. Müdür, müsaade ederseniz ben dairedeki diğer arkadaşları da bir göreyim. Müsaade ne demek Bekir? Bu teşkilat senin ailen. İnsan baba ocağına girerken izin ister mi hiç? İstediğin zaman gel. Sağ olun müdürüm. Müdürüm, günaydın. Günaydın. Hayırdır? Yüzün gülmüyor? Yok müdürüm. Ben yine gülerim odadan çıkınca. Allah Allah. Mizacına ne oldu? Birileri yüzümüzün gülmesinden rahatsız diye mizacımız değişmez müdürüm. Ben fıtratımın gereğini yaparım. Güler geçerim. Müsaadenizle. Ne yaptınız lan buna? Yok müdürüm, takıldık öyle biraz ya. Bitti. İndirme tamamlandı. Hepsi tamam. Müdürüm, günaydın. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Elçin Hanım. Günaydın. Günaydın müfettiş. Hemen başlayalım. Yaman abi, neredeydin? Aylardır yoksun, meraktan öldüm. Şöyle yavaş. Polise de gidemedim. Seni yakaladılar sandım, çok korktum. Şöyle, sarsmazsan çok iyiyim. Hasta mısın? Kaza mı, ne oldu? Küçük bir rahatsızlık geçirdim. İyiyim şimdi. İnsan sevdiğinin kıymetini kaybedince anlıyormuş. Şöyle ne sevmesi, ne kıymeti? Ben sana aşık oldum Yaman abi. Kızım, alık mısın sen? Hem abi deyip hem aşık mı oldun? Tamam, demem bir daha Yaman. Ben seni seviyorum. Sen benim kahramanımsın. Şöyle saçmalama. Ben kahraman falan değilim. Sen de aşık değilsin. Benim isterimi benden iyi mi bileceksin ya? Aşığım işte. 4 aydır senden başka bir şey düşünmedim. Şöyle, sen daha önce aşık oldun mu? Aşk böyle bir şey değil. Ben sana göre değilim. Dünyada kim bir kadın için cinayet işler ki? Bana değer vermesen başkasını niye öldüresin? Bunları unutacaktık şöyle. Diğerlerini de biliyorum. Gazetelerde yazan şehir efsanesi sensin. Ben senin sırlarına ortak tek insanım. Elimde olsa yaptıklarını ben yapmak isterdim. Şöyle, sen daha çok küçüksün. Bunları anlaman biraz zor olabilir. Hayatını mahvetme. Çık git şimdi. Bu sefer beni kovmana izin vermeyeceğim. Seviyorum seni. Ama ben seni sevmiyorum. Ve hiçbir zaman da sevmeyeceğim.
Beni beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Çık git şimdi. Evi de boşalt. Okul da bitmiştir zaten. Kira falan da istemiyorum. Kira mı? Ben bu kadar şey söyledim, sen kira mı diyorsun? Peki, Yaman abi. Faik Kamil Develi. Yani gözlüğün sahibi olan kişi. Zamanın zenginlerinden. 1960'larda tütün tüccarı olarak çok kazanmış. Hayatta mı? Yok, 1997'de vefat etmiş. Bir oğlu var, başka çocuğu olmamış. Adı Mehmet Emin Develi. Memuriyetten terk. Sonra baba mesleğine devam etmiş. 2008'de trafik kazasında eşiyle birlikte ölüyor. Çocuk var mı? İşte orası ipin koptuğu yer. Çocuk var. Bir tane çocukları olmuş. Adı Faik Yaman Develi. Ama adına ne bir banka hesabı ne de sosyal medya hesabı var. Trafikte kayıtlı bir araç yok. Vergi dairesinde kaydı yok. Askerlik kaydı yok. Adına kayıtlı telefon ya da internet yok. Fatura yok. Okul kaydı falan? 2008'de üniversite terk. Yüksek ihtimalle ailesi kazada kaybedince. Bölüm? Sinema televizyon. Şaşırdık mı? Hayır. Yeşilçam merakı belli oldu. Ya gözlük başka birine aitse? Adamın bir ilgisi yoksa? Doğru. Bir yerden alıp kullanmıştır gözlüğü. Amirim, siz hiç bu kadar silik bir profil gördünüz mü? Adama ulaşamadığımız kadar var. Peki geçimini nasıl sağlıyor? Atadan kalan evler var müdürüm. Tapuda 4 apartman, 3 müstakil ev görünüyor. Hepsi Faik Kamil Develi adına kayıtlıymış. Miras yoluyla çocuklarına geçmiş. Tek kayıt bu yani. Kira kontratı falan yok mu? Yok müfettişim. Bence elden alıyor kiraları. Para sıkıntısı yok. Onu anladık da... Bu evlerden hangisinde yaşıyor? Eş zamanlı baskın yapsak müdürüm? 4 apartmanda 4 daire bile olsa 16 daire. 3'te müstakil ev. Bütün birimler çıksak yine de hepsine eş zamanlı yapamayız. O kadar personel yok. Evlerin hepsi eski yapı olduğu için nüfus kayıtlarını işletmemişler. Belli ki hep eski kiracılar müdürüm. Ya da öğrenci. Tekrar geriye döneceğim diye nüfuslarını buraya aldırmıyorlar ya. Birine baskın versek direkt haber gider. Nereden başlayalım? Toplantıdayız. Tamam, bağlayın. Buyurun Asayiş Büro. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Dinliyorum. Şehir efsanesinin yerini biliyorum. Aranan katilden bahsediyorsunuz değil mi? Adını biliyor musunuz? Evet, Yaman. Adresi Şevketiye Mahallesi, Zeytin Sokak, No 23 kat 4. Şu an evde. Çok teşekkür ederim. Sizin adınız nedir? Adamımız bu. Adres burada. Nüfuslu kişilerin el altı içten pazarlıklarını, elin kolun bağlı otururken seyre dalar mısın? Bir an gelir şahlanıp şehrin tüm samanlıklarını, elde ateş gözünü karartıp kendin dahil yakar mısın? Sağır mısın tüm bu olup bitenler öyle vuku bulur. Yüzün %99'u görmüyor ki keyiften. Çoğu zaman şans burada değil, üstümüzde siyah bulut. Yarın ne olacağın belli değil bin türlü sebepten. Yabani de olsa her taraf, olsa her yer bertaraf. Dış dünyalar saldırıp etse ortalığı kan revan. Son bir gün kalansa bir çözümse kalkıp savaşmak. Eminim ki böyle insan yine de başka dert arar. Var ve yok, varın yoğun, hepsi sığar bir çantaya. Göğsüne binen yük ağır, çökertir iman tahtanı. Tecrübeler yeter, daha gerek yok üste koymaya. Tamam deyip anlıyorsun, sonra unutuyorsun olanları. Tanrının kuralları ve başyapıt bu evreni, ezbere çözmesi imkansız döndürüyor nevremi. Birçoğu öyle aciz ki öldürüyor masum hayvanları. Sebep yumruk görmemiş, vurduklarını balyoz sanıp. İyi halden anlamanın da var güzel bir indirimi. Önce bir tıraş, sonrasında çek bir takım elbise. Cübbeli hakimlerin ne taşıdıkları bir kalbi var. Suratta yalandan görüş, adalet uğruyor sekteye. Yok ki geri dönüş, girdin bu yola. Bakma ardına sakın ola bir daha. Susma dur, bu düzenin kalbi.
karşısında. Bir efsane var bu şehrin sokaklarında. Yok ki geri dönüş girdin bu yola. Bakma ardına sakın ola bir daha. Susma dur bu düzenin karşısında. Hayır, nasıl bu kadar hızlı haber alıyor arkadaş? Delireceğim ya. Var bu şehrin sokaklarında. 2 dakika boş bırakmaya gelmiyorsun. Az kalsın enselenecektin. Düşünsene yakalandığını. Yıllarca hapis yolu gözleyecektim. Manyak mısın lan? Sana ne? Çok umurumda yakalanmak. Salak salak konuşma. Maç yarıda bırakılır mı? Şöyle. Bu kadın millet olmaz. Sen tut kız için cinayet işle. Namusunu kurtar. O gitsin seni ihbar etsin. Yaman. İnce hesap yapan kalın gazlığa oturur. Fazla uyanık kendine koydurur. Adamı satmışsın. Daha ne konuşuyorsun? Canın yandı mı Yaman Beyciğim? Bu maç ikimizin arasında. Kimsenin bozmasına izin vermem. Seni öldüreceğim Kudret. Karınca Yaman yaz boyu it gibi çalışmış. Tüm derdi Ağustos böceği Kudret'in bir dilim ekmeğe muhtaç olduğunu görmek. Kış gelmiş. Karınca beklemiş. Gelen giden yok. Merak etmiş. Ağustos böceği Kudret'in evine gitmiş. Bir bakmış ki Kudret'in siki taşağına denk alemlerde. E demiş, sen benden ekmek dilenmeyecek miydin? Kudret demiş ki, oğlum aç gezer tik ölürüm. Benim ömrüm bir ay. Şimdi Yaman Efendi, benim ömrüm bir ay. Tıbbin tutursa bir kere daha öldür beni. Aman açıldı! Thank you.
Nüfuslu kişilerin el altı içten pazarlıklarını, elin kolun bağlı otururken seyre dalar mısın? Bir an gelir şahlanıp şehrin tüm samanlıklarını, elde ateş gözünü karartıp kendin dahil yakar mısın? Sağır mısın tüm bu olup bitenler öyle vuku bulur? Yüzün %99'u görmüyor ki keyiften. Çoğu zaman şans burada değil, üstümüzde siyah bulut. Yarın ne olacağın belli değil bin türlü sebepten. Yabani de olsa her taraf, olsa her yer bertaraf. Dış dünyalar saldırıp etse ortalığı kan revan. Son bir gün kalansa, bir çözümse kalkıp savaşmak. Eminim ki böyle insan yine de başka dert arar. Var ve yok, varın yoğun, hepsi sığar bir çantaya. Göğsüne binen yük ağır, çöker triman tahtanı. Tecrübeler yeter, daha gerek yok üste koymaya. Tamam deyip anlıyorsun, sonra unutuyorsun olanları. Tanrının kuralları ve başyapıt bu evreni, ezbere çözmesi imkansız döndürüyor nevremi. Birçoğu öyle aciz ki öldürüyor masum hayvanları. Sebep yumruk görmemiş, vurduklarını balyoz sanıp. İyi halden anlamanın da var güzel bir indirimi. Önce bir tıraş, sonrasında çek bir takım elbise. Cübbeli hakimler yerinde taşıdıkları bir kalbi var. Suratta yalandan görüş, adalet uğruyor sekteye. Yok ki geri dönüş, girdin bu yola. Bakma ardına, sakın ola bir daha. Susma dur bu düzenin karşısında. Bir efsane var bu şehrin sokaklarında.